Dostlarım, dost bildiklerim, dost kaldıklarım, dost sandıklarım, dostum dediklerim. Hoş geldiniz. Bir akşam vlogu çekmek istedim. Gel Allah'ın cezası. Gel, gel hayatımın hatası. Akşam vlogu çekmek istedim. O yüzden böyle gene beraberiz, gene birlikteyiz. Masanın üzerine çıkmayı öğrendiğin güne lanetler gelsin. Size neler anlatacağım. Bu kardeşiniz ölümlerden döndü arkadaşlar. Bunu bu kadar sakin söylüyor olmak bir acayip, ama yani bir başkası yaşasaydı bu bir travmaydı. Ama ben Demir Lady olarak vız gelir tırıs gider diye bugün fidan bağışladım ama. Neyse. Marketten geldim. Bir tane kağıt helva aldım. Fisco Birliği'nin Fiskat kağıt helvası, geleneksel lezzetinde diyor. Koska'nın normalde kağıt helvası vardı ama markette bu vardı. Böyle işte bir top dondurmanın üzerine böyle bunu kırıp yemek benim hoşuma gidiyor. İner misin aşağıya, çantama kafanı soktun ayol. Kabak greten yapacağız. Onun için beşamel sos yapmam gerekiyor. Beşamel sos içinde süt aldım. Toplam alışverişim 19 lira mı 17 lira mı ne, öyle bir şey tuttu. Sonra nazar çıksın diye defne yaprağı yakacağız. Defne yaprağı Kız beni bir okuyuverin ha. Nazar mı değiyor ne olursa. Bir de mandalina aldım. Akşamları televizyon karşısına mandalina yemeye bayılırım. Erkek kardeşim bana diyet listesi yazdı. Kendisi bir spor hocası. Kendi spor hocası, ablası bir şey. Dinozor ama. Goril ama. Zorlu World, zorlu PCM'de ayrıcalıklısınız. Cart curt falan fırt. Ne demek size artık. Aşağı iner misin canım evladım, canım oğlum alın cizası. İn aşağıya. Otorite desen var. İn aşağıya be. Aa, saniyesinde geçti. İn. Hadi. Hadi abicim. Hadi Allah versin. Bu ev niye bu kadar sıcak bilmiyorum. Her şey de kapalı ona rağmen. Neyse. Bir hocayı taciz edeyim. Ondan sonra bir oturayım. Bir iki dakika dinleneyim. Makineye çamaşır falan atayım. Sonra tekrar gelirim. Şu anda da bir tane sivilce çıktı. Bundan dolayı biraz üzgünüm arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü dün ben ölümden döndüm. Hoca bundan sonra ne zaman bana böyle bir şey söylese, ya o gün ölseydim falan yapacağım. Bittin sen artık. Ay neyse, o şey olayını anlatırım sizlere. Bir yapacak da bir şeyim yok ya. Neyse makineyi çalıştırırım, ondan sonra gelirim. Geri geldim. Mercimek çorbası yaptım. Bir de kabak graten yaptım. Kabak grateni gösterirken nasıl yaptığımı da anlatacağım sizlere. Şurada şunun içerisinde 1 kilo kadar şey var. Tavuk ızgara but mu deniyordu ona, ne diyordu bu deniyordu, kemiksiz olan ondan var. Şimdi bunu baharatlayacağım. Yağ, tuz, işte kekik falan koyarım ondan sonra. Aynen, yağ, tuz ve kekik koyarım sadece. Baharatlandıracağım, ondan sonra fırın tepsisini dizeceğim ve fırında pişireceğim. Ocakta, yağda, tavada falan kızartmayacağım. Şuradan ay, kekiğimi alayım. Ben bunu yaparken de kazayı anlatayım sizlere. Kekik olarak da şu tane top kekik mi ne diyorlar ya, bunu kullanacağım. Bunu da İzmir'de Şirince'den mi almıştım acaba? Evet, Şirince'den almıştım. Neyse, kaza şöyle oldu dostlarım, kardeşlerim. Biz arkadaşımla Garipçe'ye gidiyorduk. Ondan sonra ve Garipçe'nin yolları aşırı derecede virajlı yollar ve gerçekten bu arada hala birazcık şeyim yani, mucize gibi bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. İşte yollar virajlı falan, biz de böyle yukarı doğru çıkıyoruz, hani Garipçe yüksekte bir yer falan. Bir an şöyle bir şey oldu, karşıdan mavi bir şeyin geldiğini gördüm. Küt diye bir ses çıktı. Sol kulağım uğuldadı. Çünkü arkadaşımın tarafından çarptığı için şoför koltuğunun oradaki yandaki airbag patladı. Hava basıncıyla o da benim kulağımı şey yaptı.
uğuldamasına, yani kulağımın uğuldamasına sebep oldu. Neyse. 5 tane genç çocuk. Şoför bu arada şey çıktı, karşı taraf. Bizde asla öyle bir şey yoktu. Alkol çıktı şoför çocukta. Böyle 19-20 yaşlarında gençler. 3 kız 2 erkek öyle dışarıya çıkmışlar. Aman diyeyim, aman yani ne olur beni takip eden genç varsa yapmayın. Ne olur yapmayın. Bir anlık bir şeydi. Ölüyordu çocuklar. Yani biz orada o arabayla onların hızını kesmiş olmasaydık, bize çarpmasalardı o çocuklar ölüydü şu an. Hani çok korkunç bir şey. Ya da bizim altımızda böyle uyduruk bir araba olsaydı gene hani aynı şey. Ölürdük yani. Gerçekten ölürdük. Neyse. Viraja çok şey girmiş. Çok hızlı girmiş. Ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Biz de orada işte oradaydık ve bize çarptı. Bize çarpmasa bariyerleri aşıp böyle şeye doğru giderdi. Uçuruma doğru giderdi. İşte böyle bir kaza oldu. Jandarmalar falan geldi. Orada zaten bu kaza çok fazla oluyormuş. Yani sürekli orada kaza oluyormuş. Çünkü gerçekten o kadar keskin virajları var ki, yani akıllı bir insanın, daha doğrusu mantığı olan bir insanın öyle bir şey yapması imkansız. Ama işte çocuğun gençliği, yani orada konuşurken de ben şey dedim, hani anlıyorum gençsiniz ama hani insanın canı çok kıymetli, aman diyeyim. Yani birisi eğer beni genç yaşta birisi izliyorsa ve ne bileyim böyle şeyleri varsa, aman diyeyim arkadaşlar, aman diyeyim. Neyse, hani atıyorum mesela freni çalışmazdı, bir şeydi, öyle bir şeyden kaza olurdu ama hani yavaş bir kaza olurdu, hani tamam olabilir ama çocuk bilerek hız yaparak geldiği için böyle bir şey oldu ve çok üzücü. Yani acayip de bir maddi şey çıktı. Karşı tarafın arabası perte çıktı, bizim arabada sadece hasar var. Hani bir 100 bin liralık falan vardır herhalde dedi arkadaşım. Ve bizim arabada sadece hasar var. Ve karşı tarafın arabası perte çıktı. O da zaten şey arabaymış, kiralık araçmış. Gençler araba kiralamışlar. Ondan sonra öyle garipçe taraflarına, işte kahvaltıya mı gittiler, ne yaptılarsa, geri dönerlerken de böyle bir şey başımıza geldi. Hani ben hemen işte hocanın şoförünü aradım, İsmail abiye. Şu ellerimi bir yıkayayım. Ben hemen İsmail abi aradım. Dedim hani gelip beni alır mısın? Böyle böyle bir kaza oldu. Ve sağ olsun İsmail abi geldi, beni aldı. Eve bıraktı. Ben eve geldiğimde hemen birazcık uyudum. Çünkü o kadar çok hani... çok sakindim bu arada. O kadar sakindim ki hani böyle bir araba vurdu. Biz böyle yoldan çıktık. İşte tekerlek falan çıktı böyle. Ondan sonra sürücü tarafı komple gitti zaten. Airbag patladı yani. Ondan sonra ve hani arkadaşıma dedim ki iyi misin? Bir şey yok değil mi dedim. Ondan sonra bende bir şey yok. Sana bir şey oldu mu dedi. Bende de bir şey yoktu. Arabadan indim. Çocuklar arabadan inmişlerdi ve travma olarak görmüyorum bu arada bunu. Sadece anlatırken şaşırıyorum böyle. Kızlar falan yerdeydi. Eyvah dedim, hani bir şey oldu herhalde. Çünkü Renault Clio bir araba. Kağıt gibi bir araba. Alacak olan varsa almayın. Arabasız dolaşın daha iyi. Bu arada canı gönülden bunu söylüyorum. Gerçekten kağıt gibi bir araba. İşe gidin eve gelin, işe gidin eve gelin, asla hız yapmayın, asla tekinsiz yerlere çıkmayın falan, hani öyle bir araba. Söyle yani o araba hakkında söyleyebileceğim tek şey buydu. Bizde böyle Nissan'ın o araba X-Trail miydi tam bilmiyorum ama hani 4x4 bir Jeep'i vardı. Ve mesela bizde de çok hafif bir araba olsaydı, 2 tondan fazladır diye düşünüyorum o arabanın,
biz de uçuruma savrulur giderdik. Hani belki onun hızını keserdik ama biz uçup gitmiş olurduk falan böyle. Yani şeysiz bir kaza olması gerçekten mucizeydi. Orada bizden sonra bizim arkamızdaki arabaya çarpıyor çocuklar. Bize vurduktan sonra hani şeylerine geçerken bir de bizim arkamızdaki arabaya vurmuşlar. Ondan sonra oradaki abiler şey dediler, yiyecek ekmeğiniz varmış daha. Hani gerçekten yaşayacak nasibimiz varmış daha. Ama rica ediyorum, yani beni takip eden genç insanlar falan varsa aman bir şey olmaz, aman ben iyi şoförüm bilmem ne, sakın ha sakın demeyin. Çünkü insan canı bir anlık bir şey. Hani dün ben orada ölebilirdim, dün biz orada ölebilirdik. Ya da ne bileyim, biraz geride olsaydık, biz biraz geride kalsaydık ve çocuklar bize çarparak durmasalardı, o çocuklar bugün ölüydü. Hani haberlerde hani garipçe de feci kaza haberi falan duyacaktık. Gerçekten çok kötüydü yani. Ya da ne bileyim, belki sizlerden biri benim fotoğrafımı görüp beni tanıyacaktı. Ya da ne bileyim, hani o kız yok olacaktı bir anda. YouTube'a video yüklemeyi bırakacaktı falan filan. O yüzden ne olur canınızın kıymetini bilin, aman diyeyim. İşte uyudum uyandım, ondan sonra da bilerek dışarı çıktım. Araba kullanmak istedim ve evden İstinye Park'a gittim zaten. Vadi İstinye Park arası böyle 25 dakika falan sürdü. Akşam saatiydi, böyle çok hafif bir trafik vardı. Şey yapmak istemedim, hani belki korkarım, belki paniklerim ve araba kullanmaktan hani bundan sonra imtina ederim ya da korkarım falan diye düşündüğüm için çıktım dışarıya ve araba kullandım. Ama hayatımda ilk defa bu kadar tedirgin araba kullandığım bir şey yapıyorum. Bir araba böyle hafif çıksa çat diye frene bastım falan, ki ben hani çok böyle akışkan bir araba kullanışım vardır. Geçer ama o şey değil, önemli değil. Bugün vadiye giderken de mesela bir arabaya biraz yaklaşmışım böyle. Halbuki hani şey değil, yani kazalık falan bir durum değil ama çat diye bir anda gene frene bastım falan. Geçer diye düşünüyorum. Hani birkaç gün böyle bunun şeyi sürer ama bu da böyle bir başımıza gelen bir şey oldu. Ben biraz korktum ettim ama yapacak bir şey yok. Neyse. Tavuklarımı da şöyle dizdim fırın tepsime. Şimdi bunu fırına atıyorum. 180 derecede pişireceğim. Belki bir ara böyle önünü arkasını çeviririm. Onu da tam olarak bilmiyorum ama tavukları da fırından çıkardıktan sonra sizlere tekrar göstereceğim. 10 dakikadır çünkü burada konuşuyorum. Yemeklerim hazır. Burada kabak gratenim var. Burada fırında yaptığım bu tavuk var. Şurada da mercimek çorbası var. Mercimek çorbasının içerisine piştikten sonra kuru nane attım. Naneyi yağda yakmadan yaptım. Parmağımın kenarındakiler ne bilmiyorum. Burada sadece kekik ve tuz var. Bir de zeytinyağı var. Burada da kabakları doğradım. Ondan sonra fırına attım kabakları. Ondan sonra da beşamel sos yaptım. Hazır beşamel sos alacaktım. Arkasında sodyum bilmem ne cartçurt vardı. Dedim ki evde kendim yaparım. Beşamel sosunu kendim yaptım. Üzerine de mozzarella peyniri rendeledim. Tuz koymayı unutmayın. Tuzu unutmak üzereydim ben. O yüzden sizlere de söyleyeyim. İçerisinde karabiber ve muskat var. Sadece bu kadar. Güzel oldu. Hepsi çok güzel görünüyor. Kabak gratenden biraz yiyecek gibiyim. Sizi kapattıktan sonra bir tadına bakarım diye düşünüyorum. Dostlarım, saat gece yarısını falan geçti. Biz papyonla çişteyiz. Papyon dişe çıkardım. Papyon ne yapıyorsun oğlum? Papyon dişe çıkardım ve hava çok ılık ya. Lodos ılıklığı var böyle. Gene yağmur mu yağacak acaba? Hava durumuna hiç bakmıyorum bu aralar. Ama zaten iki gün acayip bir fırtına oldu. Esenyurt'ta falan çatılar uçtu. Bir yerde bir işte şey falan devrildi. Bu arada dudağımın kenarında yağ gibi parlayan şey. Dudağıma hametan sürüyorum ve kenarlara taşıyor haliyle. O kötü görünüyorsa kusura bakmayın. Çünkü hametansız dudaklarım çatlar, kanar falan yani. Neyse. Bu aralar yüzümde sivilceler var. Çünkü işte kaza olayına şey oldum diye, hani biraz üzüldüm diye şey oldu. Ne derler ona?
bir sivilce o yüzden çıktı. İşte geçen gün cips yedim, o yüzden falan da sivilcem çıktı. Yani bu aralar böyle bayağı bir sivilceliyim. Ama geçer sonuçta, şey, tedavime devam ediyorum. Bu keko da arada sırada bir şeylere takılıp duruyor. Ay, tatlı bir rüzgar var dediğim gibi. Hava ılık, hafif böyle bir tatlı esintiyle yürüyoruz. 3 tur attık. Şimdi ya eve geçerim ya da birkaç tur daha atarız. Ondan sonra eve geçeriz. Papyon şu an halinden memnun. Keyifli görünüyor. Papyon! Şey vardı, bir zamanlar Çukurova vardı. Yani böyle hem keyifliydi hem değildi. Demir Yaman, Hünkar Yaman falan, Kerem Alışık, Ali Rahmet Fekili, Nar Tanem, Nur Tanem falan, herkes şeyden, diziden ayrılınca dizinin bütün şeyi kaçtı ya. Keyfi kaçtı resmen. Neyse arkadaşlar, daha fazla uzatmayayım. Bu videoda 45 saat olmasın. Bu videoyu da burada kapatacağım. Papyonu son kez gösteriyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Bir şey kokluyor yerde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu da böyle bir video oldu. Kanalıma abone olmayı